Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam zuhur ettikleri dönemde fasık milletler tarafından onlara savaş açılacak mı? Savaş olmayacak. Bak ben size söylüyorum, savaş olmayacak. Yani işte diyorlar Türkiye'de savaşa girecek yer. Kardeşim savaş bir kere bir ülkeyi felç eder. Yani mesela Allah vermesin. Mesela Türkiye'nin savaşa girdiğini düşünüyorum. Ankara İstanbul yolu bombalanmış olsa bitti. Yani felç olur Türkiye. Sırf ondan bile felç olur. Mesela elektrik tesisleri, mesela değil mi? Trafolar mesela bombalanmış olsa Allah esirgesin, felç olur Türkiye. Tabii. Yani çoluk çocuk falan acayip sefalet, perişanlık olur. Allah vermesin. Allah böyle bir felaketi Türkiye'ye vermez inşallah. Böyle bir şey yok. Yani savaşı öyle çok kolay, filmlerde gördükleri gibi oyun zannediyorlar. Ve Türkiye'nin de savaşa girmesi istiyorlar. Yani gidip kapışalım, savaşalım, ondan sonra indirelim aşağı. Onlar bize, biz onlara. Öyle bir şey olmaz. Savaş olduğunda perişan oldular o deli kabadayılık yapanlar. Zannettikleri gibi olmaz. Hayır, bizim milletimiz delikanlı millettir. Yani zorda da olsa, perişan da olsa Allah için gerekirse mücadele verir. Ama savaş kışkırtıcılığı yapmak, savaş kışkırtıcılığı yapanlar bu tavırdan vazgeçmeliler. Bu çirkin bir harekettir. İşte Yahudilerle savaşalım, Hristiyanlarla savaşalım, işte Rusya'yla savaşalım, İran'la savaşalım. İran'la savaşmamızı isteyen çok adam var. Rusya'yla savaşmamızı isteyenler var, İsrail'le savaşmamızı isteyenler var. Yunanistan'dan savaşmamızı istiyorlar. Bırakın bunları. Artık barış çağı. Mehdiyet devrinde kan yok. Damla kan yok. Uyuyan kişi uyandırılmayacak, damla kana katılmayacak. Bir de böyle kabadayılık yapanlar zannedildiği gibi olmuyor. Mesela Irak'ta da öyle kabadayılık yapıyorlardı. İnşallah. Dediler ki gelsene Amerika, pestillerini çıkarırız dediler. Darmakeşan ederiz falan dediler. Sokaklarda ellerinde sopayla Amerikalı arıyorlardı. Amerika geldi, pır, adamlar kayboldu. Araziye geçtiler. Bak görüyorsunuz kayboldu. Ordu kayboldu. Bir tane asker kalmadı ortada. Şimdi de Amerikalı askerlere kadın satıyorlar, Marlboro satıyorlar, esrar satıyorlar. O savaş kışkırtıcıları yapanlar. Sakallarını tıraş etmişler. Anorak falan giyip böyle artist gibi tip oldular. Yani olay zannedildiği gibi olmuyor. Böyle savaş kışkırtıcı yapan Türkiye'de de var öyle tipler. Bakıyorsun fuhşun ta ortasında. Bakıyorsun kadın satıcılığının ta ortasında. Bakıyorsun uyuşturucu ticaretin ta ortasında. Bakıyorsun şunun bunun fabrikasını ele geçirme, mafya yöntemleriyle el koyma konusunda, çete oluşturmada en önde. Ya bu üç kağıtçı reziller öyle bir şey olsa Allah esirgesin, aynısını yaparlar. Onlara da kadın satmaya kalkarlar. Onlara da Marlboro uyuşturucu satmaya kalkarlar. Akıl almaz sahtekarlık yaparlar. Sakalını bıyığını da tıraş eder. Tahmin etmediğim bir adam şekline gelirler. Onun için böyle üç kağıtçılara hiç kimse prim vermez. Ucuz kahramanlıklarına kimse kanmasın. Allah savaşı beğenmez. Allah barışı beğenir. Allah sevgiyi, güzelliği beğenir. Kardeşliği beğenir Allah. Dostluğu beğenir. Savaş Allah'ın vermesin. Adam hiçbir şekilde Allah sözü dinlemez. Saldırır. Çarına çar kalırsın. Nefsi müdafaa. O zaten Allah seni orada başarılı kılar. Yenersin o zaman. Mutlaka yenersin. İsterse atom bombası kullansın, isterse bilmem ne yapsın. Her ne yaparsa yapsın yenersin. Mazlumsan. Ama durduk yere millete saldırmak, insanlara saldırmak Müslüman'ın yapacağı bir şey değildir. Fitne çıkartıp, olay çıkartıp, kavga çıkartmak, savaş çıkartmak bunlar densiz hareketlerdir. Bunları istemek de densizliktir. İran'la biz niye savaşalım kardeş? Bilakis ittifak edeceğiz. Ve ediyoruz. İnşallah. Mehdi ordusudur onlar. Yunanistan, Osmanlı döneminde evlatlarımız da onlar bizim. Yine bizim yedi emanımız olacaklardır.